Katili 34 yıl sonra açıklanan fakat zanlı intihar ettiği için dosyası kapanan eski İsveç Başbakanı Olof Palme. Olof Palme 34 yıl önce başkent Stockholm'da öldürülmüştü. Peki Olof Palme kimdir? Tam adı Sven Olof Joachim Palme olan siyasetçi 30 Ocak 1927'de Stockholm'da dünyaya geldi. Palme o dönemde silahsızlanmayı destekleyen politikalarıyla ünlüydü. Üçüncü dünya ülkelerinin ihtiyaçları için bir şeyler yapılmasını sağlamak konusunda büyük çaba sarf etti. Görevi sürecinde işçi sendikalarının gücünü daha da arttıran, sağlık sistemini ve sosyal yardım düzenini güçlendiren çalışmalar yaptı. Kraliyete ait bazı siyasi yetkileri kaldırdı. Özellikle eğitim konusunda büyük yatırımlar yaptı. Anaokullarını açtı. Cinsiyet eşitsizliğine karşı kadınların çalışma hayatına girişini teşvik edici yasalar çıkardı. Eşi Lisbeth ile sinemadan döndüğü sırada yakın mesafeden vuruldu. Palme açık sözlülüğüyle bilinirdi. Uzun yıllardır başbakanlık görevini sürdürmesine rağmen halkın içinde onlardan biri gibi korumasız gezebilirdi. Bu olay oldukça konuşuldu, araştırıldı ama sonuç 34 yıl sonra açıklandı. Olof Palme birçok ülkenin siyasetiyle yakından ilgiliydi. Hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Sovyetler Birliği'ni eleştiriyordu. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin 1968'de Çekoslovakya'yı işgalini kınamış, 1972'de Amerikalıların Kuzey Vietnam'a yönelik bombardımanını 2. Dünya Savaşı'ndaki Nazi kamplarındaki katliamlarla karşılaştırmıştı. Bu yorumları Washington ile Stockholm arasındaki ilişkilerin bir süre dondurulmasına sebep olmuştu. Irk ayrımcılığı rejimi sürerken Güney Afrika'dan bilhassa tüyler ürpertici bir rejim diye söz etmiş ve siyahların siyasi örgütü Afrika Ulusal Kongresi'ne mali destek vermişti. İspanya'da General Franco liderliğindeki diktatör rejimi Allah'ın belası katiller diye nitelemiş ve nükleer silahsızlanma için kampanya yürütmüştü. Palme ayrıca 1980'lerde devam eden İran-Irak Savaşı'nda da bir barış anlaşmasına varılabilmesi için arabuluculuk yapmıştı. Olof Palme öldürülmeden önce İsveç hükümeti PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü açıklamıştı. Bu nedenle uzun süre şüpheli olarak cinayetle ilişkilendirilenler arasında PKK da vardı. Cinayetle ilgili yalnızca Christer Pettersson isimli cinayetten sabıkası olan bir adam tutuklanmıştı. Pettersson daha önce de bir sebep yokken bir adamı sokak ortasında öldürmüştü. Palme'in eşi Lisbeth de Pettersson'u katil olarak teşhis etti ve Pettersson müebbet hapse mahkum edildi. Fakat avukatı ortada ne cinayet silahı ne de bir sebep olmadığından karara itiraz etti ve Pettersson 3 ay sonra serbest kaldı. İsveç Başsavcısı Christer Pettersson davanın nihai sonucunu 34 yıl sonra düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. Baş şüpheli Stig Engström 2000 yılında intihar ettiği için soruşturma kapatıldı. Engström olayın tanıklarından biriydi. Palme suni teneffüs yaptığını söylemişti ama böyle bir şey olmamıştı. Onun silahlara meraklı olduğu ve bunun eğitimini aldığı bir gazeteci tarafından ortaya çıkarılmıştı. Palme'in siyasetini olumsuz yönde eleştirdiği biliniyordu. Polis Engström'un bu olayla bağlantısını 2018 yılında soruşturmaya başlamıştı. Nihai sonuç ise bundan 2 yıl sonra çıktı.